Bilmiyorum. Dün bir kadın bırakmış. Ne demek istediğini ben de anlamadım. Kenan Bey, bu mektubu size Lamia'ya rağmen yazmayı bir borç biliyorum. O size büyük bir yalan söylüyor. Bu sabah gerçeği söylemek için buluştu sizinle. Ama söylemedi. Mektupta ne yazdığını biliyorum Cavidan. Okumana gerek yok. Ama ne anlama geldiğini ben de bilmiyorum. Bu sabah bunu sormak için gittim Lamia'ya. Bana prodüktörün olduğunu söylemiştin. İner inmez canını sıkmak istemedim. Lamia'ya gitmek için beni karşılamaya gelmedin. Lamia ne dedi bu işe? Ya, o da şaşırdı tabii. Birinin benimle dalga geçtiğini düşünüyor. Bence de. Aptal bir şakaya benziyor. Ama bu tip insanlarla görüşmeye devam ettikçe böyle saçma şeylerle uğraşmak zorunda kalacağız. Lamia'nın çevresinden birini yaptığı kesin. Küçük insanların küçük eğlenceleri. Ben böyle düzeysiz ortamlara çekilmek istemiyorum Kenan. Sen bazı insanlara hak ettiğinden fazla değer veriyorsun. Samimiyetle labali ayırt edemiyorlar işte bunlar, görüyorsun. Lütfen şunlarla mesafeni koru artık. Herkes yerini bilsin canım. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Lütfen. Bak. Kusura bakmazsan ben biraz uzanacağım. Çok yorgun hissediyorum kendimi. Tamam canım, dinlen. Güzel oturuyorduk. Hadi hoşça kal. Lamia, küsme bana ne olur. Beni çok yaraladın. Kaç kere söyledim sana kızım. Senin iyiliğin için yaptım. Bu kadar üzüleceğini bilemedim ki. Hayalim kırılsaydı. Deme öyle. Bak yine kızacaksın ama tekrar söylüyorum sana. Kenan'ın bilmesi lazım yavrum. İleride çok pişman olacaksın. Ne olur bana yeni bir şey söyle. Bu işten nasıl kurtulacağım? Kenan'ın kafasındaki soru işaretini nasıl sileceğim Suzan abla? Onu söyle bana. Hallettim. Nasıl olacak peki? Sen bana bırak. Macide'yi gönderdin mi? Evet. İlyas'la alışverişe gittiler. Ha, güzel. Nereye? Sakin ol. Başlıyoruz. Gülay'la konuşacağım. Efendim. Lamia'ya gitmişsin. Bana söylemeyeceğini mi düşünüyordun? Hayır, tahmin ediyordum. Babamla konuşmasını dinlemişsin. Dinlemedim, tesadüfen duydum. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Ne gibi? Lamia'yı ziyarete boşuna gitmedin değil mi? Bana mesaj yolladın bir anlamda. Öyle değil mi?
Bakın Cemil Bey, benim olay çıkarmaya hiç niyetim yok. Güzel. Hala amiya hassiz. Bence dünyadan bir pislik temizlendi. Sana da çok çektirdi değil mi? Evlendiğimizde bu kadar iyi tanımıyordum. Zaten sonra içmeye başladı. Giderek başka bir adam oldu. İsteyerek olmadı biliyorsun. Kazaydı. Kendimi korudum. Lamia'yı, karımı korudum. Tahmin ediyorum. Zaten ben de nasıl olduğunu sorgulamıyorum artık. Biz yetişmeseydik belki de daha kötü şeyler olacaktı. Bıçak elindeydi. Lamia'nın ırzına geçmek üzereydi ben geldiğimde. Boğuştuk. Sonra nasıl oldu bilmiyorum. Elinize sağlık. Lamia size minnettar olduğu için olayı üstlenmiştir. Aynen öyle oldu. Çok direndim ama... Ama babamı da ailemizi de düşünmek zorundaydım. İyi yaptınız ama... Biliyorsunuz... Ben bütün hayatımı bu mutfakta geçiriyorum. Dört duvar arasında. Ne kadar çabalasam da gidebildiğim dört duvar. Artık hayatında iyisin istiyorsun. Daha iyi yaşamak istiyorum. Para düşünmek istemiyorum. Anladım. Kusura bakmayın. Sizinle pazarlık yapmak niyetinde değilim ama... Siz nasıl ailenizi düşündünüz... Ben de kendimi düşünmek zorundayım. Hem hazır böyle bir fırsat varken diyorsun. Olayı polise anlatsam... Zor durumda kalırsınız. Veya gazetecilerden birine söylesem... Hem paşanın hem sizin çok başınız ağrır. Tamam. Seni çok iyi anlıyorum. Bunların hepsini ben de çok düşündüm. Şimdi odama çık. Hangisinde olduğunu bilmiyorum. Çekmecelerden birinde senin için bıraktığım bir şey var. Ne var? Para. Saymadım bile. Al, hepsi senin olsun. Teşekkür ederim. Hadi. Ha. Babama çaktırma sakın. Bu pazarlıktan da haberi olmasın. Siz hiç merak etmeyin. Saattir. Ben Cemil Bey'in çarşaflarını ütüledim de onları götürüyordum. Cemil Bey. Ben de yaşıyorum bu evde. Bir saat oldu, kahvemizi içmedik daha. Şimdi yapıp getiriyorum efendim hemen. Köpüklü yap. Taşırma yine.